اسمع يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki iman edenler iyi güzel şeyler yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin diyor. Allah'a şükür Allah her nimet vermiş. Her şeyi haramı var, helalı var. Allah Azze ve Celle buyuruyor, helaldan yiyin. O size güzel olur, şifa olur, yediniz size iyi olur. Onu yapın, şeytan peşinden gitmeyin. Şeytan sizi kötülüğe, sizi iyiliğinize değil, kötülüğünüze uğraşıyor. Onun için Allah Azze ve Celle bu buyuruyor, hani yediğinize de dikkat edin. Şimdiki yaşadığımız zaman zaten insanlar yiyecek bol, ne yediklerine dikkat etmezler. Helal haram da fazla, o kadar dikkat etmiyor çoğu insan. Ondan sonra da hastalıklar çoğalıyor. Çünkü güzel şey gelmiyor mideye. Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi her şeyin bir karşılığı vermiş. Helal haram, helal lokma, haram lokma. İyi yemek, kötü yemek. Helal olan var, haram olan var. İkisi de var. İnsan onun için iyisini yesin, helal olanı yesin. Helal olmayana yaklaşmasın. Arsızlığa gerek yok. Şimdi insanları kandırsınlar diye çeşit şeyler yapıyorlar. Çeşit maddeler karıştırıyor o yemeklerine ki bu yemeği yedim insan artık devamlı onu istesin diye. O kattıkları maddeler de zararlıdır. Çok zararlı maddeler var. Tuz yerine başka bir madde ekliyorlar ki ya daha tatlı olsun. İnsanlar zaten adı, dilinde de ağzında da tat kalmadı. Tatlı, lezzetli, lezzetsizi anlamadan yiyorlar. Bir de onun üstüne koyunca kendilerine hem vücutlarına da zarar oluyor. Hem ruhaniyette zarar görüyor. Onun için helalını, temizliğini, iyisini yiyin diyor Allah Azze ve Celle. Hiç haramdan kaçının, haramda bir fayda yok. Senin vücuduna hiçbir faydası olmaz. Kötülüğü olur, zararı olur. Allah muhafaza etsin ondan. İnsanların şerrinden, mekrinden Allah muhafaza etsin. Onun için şefaa daha fazla evde pişirilen yemeği isterdi. Evde pişirip az olsa bile yeter. O vücuda da kuvvet verir. İmana da kuvvet verir. Öteki türlü vücut da hastalanır. Ruhunda bir faydası olmaz. O yemekle o ruha bir faydası olmaz. Ona dikkat etmek lazım. En mühim şey insanın emanettir vücut. Allah Azze ve Celle bize emanet etmiş ki bunu iyi bakın, iyi gözetin ki ibadetinizi yapasınız. Hayatın sonuza kadar beraber olasınız. Onun size ağırlık olmasın, sizi taşısın diye. Allah muhafaza etsin hepimize. Hayırlı ömürler versin. Yediğimizde de inşallah sıhhat afiyet olsun. Bilmedik yedinen lokmalardan Allah muhafaza etsin, affetsin bizi inşallah.